Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Evet, İstanbul'da suya %25 zam geliyor. İSKİ 125 zam istedi. İBB bakalım ne yapacak? Vatandaşlar buna neler söyleyecek? %35 de ulaşıma gelmişti. İSPARK'a %100'e yakın bir zam gelmişti. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü Atatürk'ün fotoğrafını astık. Hiç problem yok. Yani zam gelmiş falan hiç önemli mi? Değil. Yeter ki oraya fotoğrafa asalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının üstüne asalım. İşte bir kitabı 2500 liradan satalım, önemli değil. Kazak giyelim, önemli değil. Ve Atatürk'ün hayatını anlatalım, 300 bin lira verelim. Yeter ki anlatsın, önemli değil. Önemli mi? Değil arkadaşlar, lütfen. Yeter ki o fotoğraf olsun. Yani o fotoğraf olmuş, işte zamlar olmuş, işte pandemi döneminde otobüs sayıları azaltılmış. Önemli mi? Değil. Bak, fotoğraf asıldı burada. Özgür basınız, rahatsız olmayın. Tag açmışsınız Twitter'dan. Engin Özkoç Twitter'da gazeteciler serbest bırakılsın, İşte gazeteciler özgür değil demişsiniz. Senin il başkanın neden bana dava açtı o zaman? Niye? Hani özgürdük? Hani özgürdük? Hani serbest bırak falan? Ha? Lafta lafta. Sizin yaptığınız sadece hani neydi? Döndür şişi mi? Tavuğu döndür mü? Bir şey vardı ya, yanmasın kas falan. Aynı o hesap yani. Evet, vatandaşlara soralım. %25'lik zam bize koymaz hani. Atsınlar yeter ki yani o fotoğrafları falan. Önemli değil. Yeter ki o fotoğraf olsun. İsterse %100 zam yapın, önemli değil. Çok güzel oluyor gerçekten. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek. Suya %25 zam. Hani evet. Zam yapılmayacaktı. Niye öyle oldu? Evet. Olur mu öyle şey ya? Hem yani. Zam yapmayacağım de. Hem üstelik ne diyeyim yani, insani yardım 500 bilmem ne, faturalarda bir şeyler yazıyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ya. Yani bu bizi kandırmaktır, aldatmaktır. Pekala. Türk milleti aldanmaz. Valla İstanbul halkı düşünüyor. Diyecek bir şey yok. İnsanoğlu nankördür, nankör. İstanbul'da suya %25 zam geliyor. Neler düşünüyorsunuz? Valla ben su kullanmıyorum şu anda. Sokakta yaşıyorsun. Gel vatandaş, beni de alsana abi dedi. Şu anda YouTube'dasın. İzledin mi bizi daha önce? İzlemiştim. Beğeniyor musun? Evet, beğeniyorum ama çok izlememiştim. Bir kere görmüştüm. O zaman seni koymuyoruz, tamam mı? Buna çok izledikten sonra seni koyalım, olur mu? Tamam, olur. Tamam. Sağ olsun. Çok izle. Tamam, gel tamam. Bir daha sonra koyacağız seni. Tamam, anladım. Şaka yaptım. Yayınlandın, kendine iyi bak. Vallahi her şeye zam geliyor, ne düşüneyim. Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum çünkü dört tarafımız suya, her tarafımız bizim doğal kaynaklarımız. Denizlerle dolu. Denizlerle dolu, zenginiz. Her şey de öyle zaten, balıktan tut. Normal. Pekala, çok yani, sağ ol. Yani diyecek bir şey yok. Çok sağ ol, yani. Kendinize iyi bak. Evet. Sağ ol. Vallahi ben oyumu CHP'ye verdim ama kesinlikle bunları kabul etmiyorum. Neden? Çünkü yani hayat biçesi, biz asgari ücretle çalışan insanız. Gücümüz yetmiyor hiçbir şeye. CHP'yi kabul etmiyorsunuz artık. Şu anda kabul etmiyordum. İnanmış senelerdir veriyorum İmamoğlu'na. Oyumu ama bundan sonra vermeyeceğim. Senelerdir neden oy verdiniz CHP'ye? O CHP mi? CHP'yi sevdiğim için, CHP'li olduğum için. CHP'li olduğunuz için. Bundan sonra kime vereceksiniz oyunuzu? Düşünmüyorum halen. İmamoğlu'na oy vermiş miydiniz? Vermiştim. Pişman mısınız? Pişmanım şu anda. Neden pişmansınız? Ya her şey zam geliyor. Yol parası 3,5 lira olmuş. Gücümüz bir şeye yetmiyor. Pekala. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ucuzdu da. Ucuzdu. Birazcık daha mı pahalanması tabii, gerekiyor? Tabii biraz daha pahalanması. Finansal düzenleme. Bence yanlış. Yanlış. Evet. Ama zam değil bu. Ne? Bu finansal düzenleme %25 artıyor. Öyle bakalım olaya. Valla çok. Zaten maaşlar ne yani? Ne kadar? Bir işçi ne yapacak? Onlara çalışırsa da bir zam gelecek. Finansal düzenleme gelecek Ocak'ta. İnşallah. Ne kadar bence olsun asgari ücret? Bence yanlış. Valla bilmiyorum. En az 4000 lira olması gerekiyor yani. 4000 lira. Pekala. Tabii. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok kötü. Fakir vatandaş nasıl ödeyecek? Zaten su pahalı. İmamoğlu bu zamları finansal düzenleme olarak değerlendiriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zam olarak görmüyor yani. Düzenleme yapıyor. Zam zamdır. Düzenlemeyle isim değişikliği sadece. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, şunu da söyleyelim yani, zam zamdır. Hatta bir tane skeç vardı. Ya zam 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 zamını artık çıkarttınız diyor ya. Zamını zamla koydunuz, şey yaptınız diyor. Lütfen hani finansal düzenleme ne? Zam. Devam edelim. Vallahi her şey zam geliyor. Niye gelmiyor ki? Her şey geliyor.
İmamoğlu zam yapmayacağını açıklamıştı. İstanbul'da finansal düzenleme yapıyor. Gerçekten de zam yapmıyor ama neler söyleyeceksiniz? Valla İmamoğlu'na güveniyoruz artık. Desteğimiz inşallah bir şeyler yapacağını da inanıyorum. Su zammını İBB yapıyor yalnız. Nasıl? Su zammını İBB yapıyor. Ya, onu da herhalde indirecektir yani. Böyle bir adamı boşa getirdiler. Şimdi onu böyle düşman gibi görmeye çalışıyorlar. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes cebini dolduruyor. Onun zaten cebini doldurmasına da gerek yok. Onun da her şeyi var. Yani insanlar böyle bir iş yapıyorlar, yardımcı olsunlar, destek olsunlar. Zama destek mi olsunlar? Zama demiyorum. Ben İmamoğlu'na çok köstek oluyorlar ya, onu yok, söylüyorum. Yok, şunu merak ediyorum. Daha önce İmamoğlu ulaşımda vesaire indirim yapacağız demişti ama zamlar geldi. %35 zam. İndirecektir inşallah. Ne zaman? Bekliyoruz. Her şeyde zam var, birazcık indirsinler. Birazcık indirsinler. Evet, indirsinler. İkinci yıl oluyor şimdi, 3 yıl sonra indirirler büyük ihtimalle. 3 yıl sonra da indirirler inşallah, bekliyoruz. Bakalım. Her şey zam. Bakalım, çok devletin sağ ol. Devletin halkıyla kim ilgileniyor? Kim ilgileniyor? Kimse ilgilenmiyor. İmamoğlu ilgileniyor. İmamoğlu'nu demiyorum ben. Ben genel olarak konuşuyorum. Ben halkım. Kimse bir şeyle ilgilenmiyor. Herkes bak, ben kiradayım, benim eşim servis şoförü. İnşallah kesmezseniz söyleyeyim. Yo, buyurun buyurun buyurun. Benim eşim servis şoförü. Ne servisi? Okul servisi. Onlara da zam bitti. Geldi. Okullar bitti. Ben kiradayım. 2 çocuk okutuyorum. Yani bana kim yardım edecek? Ben şimdi geldim buraya, bak bu saatte her İşsizlik yer kapalı. İşsizlik ödeneği alınıyor. İşsizlik ödenekleri alınıyor. Tamam, alınıyor ama yetiyor mu? Yetmez. Ben kiradayım. Oturduğum yere baksan buz gibi. Ne doğalgaz doğru düzgün yakabiliyorsun. Her şeye zam. Gıdaya zam. Ya olmuş 36, 37, 40 milyon. Ben geldim şimdi devletten yardım istemeye. Devlet yok şu anda. Kaymakama git diyorlar. 3 ay sonra ödersin. Ben kiradayım. Ben 1800 lira kira ödüyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Nerede oturuyorsunuz hanım? Ben Fatih'te oturuyorum. Şurada Yavuz Selim'deyim. 1800 TL. Evet. Bayağı fazlaymış. Evet. Evet. Yani ev sahibi zaten hiçbir şeye yardım etmiyor. Peki böyle 1500'lük, 1400'lük eve çıkmayı düşündünüz mü? Bak, ben doğma büyüme Fatihliyim. Nereye gitsen her şey pahalı. Ufacık bir bodruma iniyorsun, 1500 lira kira. Benim oturduğum yer 2 oda, bir salon. Ufacık, ısınmıyor. Bizim evin altı var mesela, birinci kat var, 1000 lira. Muhafazalı mı? Tabii, gayet güzel, doğalgaz kombili. 2+1 tabii. Hem de Uzunçayır metrobüsünün tam dibinde, her yere ulaşım var. Doğrudur ama biz işte burada olduğumuz için. Anladım. Eşim okul servisi, hasta, rahatsız. Evet. Yani ne ilaca yetiyor, ne gıdaya yetiyor. Ama pandemi dönemindeyiz ya hani, bu birazcık aslında idare edilmesi gereken bir durum. Aslında devletin böyle her halkına bakması lazım. Yani insan ayırmayacaklar. Yani biz pekala. Burada Suriyelilerden daha kötü durumdayız. Onlar çok iyi. Pekala. Pekala. Çok teşekkürler. Yani çok teşekkür ederim. Kendisine ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Hangi kanal bu? Kanal Türkiye. Milletin ekonomik durumunu biliyorsunuz zaten. Yani daha ne diyeyim yani. Canları sağ olsun. Pekala. Çok sağ olun. Size de soralım. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba. İzliyor musunuz yayınlarımızı? Yani mümkün olduğu kadar izliyoruz ama evet. Yani çalıştığım için pek fırsat bulamıyorum. Pekala. İstanbul'da suya %25 zam geliyor. Neler düşünüyorsunuz? Yani %25 zam geliyor ama bence fazla geliyor bence. Yani halkımız gerçekten çok zor durumda. Hele bu pandemi döneminde daha da zor. Bence o kadar zam gelmemesi gerekir. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Vallahi her şeye zam. Her şeye zam. Dedik ve bitiriyoruz sevgili izleyenler. Nasıl bitirdik? Vallahi her şeye zam, her şeye zam dedik. Evet, ben Mert Arman. Kanal Türkiye'de bu programımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çıkışları bir çeker misin Mehmet abi? Bir çek, 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 çek. Evet, şu görüntüyü de sizlerle paylaşalım. Şu anda, evet, kuşlar çok güzel. Bu görüntüyü niye size gösterdim bilmiyorum ama güzel yani. O yüzden gösterdim. Gülme Mehmet abi. Evet, abone olalım, destek verelim. Bak, abone olalım lütfen sevgili izleyenler. Lütfen. Beğenelim, yorum atalım. Bunları yapalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.